Arkadaşlar merhaba, ES Dubai Dil Okulu'ndan selam. Eğitim danışmanınız Turan ben. Bugün Dubai'de neden İngilizce eğitim almalısınız? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. İlk etapta bahsetmek istediğim şey aslında vizeyle alakalı. Çünkü siz Dubai'de eğitim almaya karar verdiğinizde sizin, örnek veriyorum, mezuniyetiniz önemli olmayacak. Siz İngiltere, Malta, İrlanda, Amerika gibi ülkelere başvuru yaparken sizin minimum lisans mezunu olmanızı isteyecekler, yetmeyecek. Hatta uzun süreli bir şirkette çalışıyor olmanızı isteyecekler. Bu da yetmeyecek, bazı dosyalarda yetmiyor. Daha önceki Schengen bölgesi üye ülkelere ziyaretleriniz var mı yok mu onları inceleyecekler. Bu da yetmeyecek. Acaba biz son 1 yıllık banka hesaplarımızda, aslında son 3 aylık hesap dökümü isteniyor ama daha iyi vize dosyaları yapabilmek için şöyle banka hesabımıza göstermemiz gereken 8000 dolar bir para olmasını düşünelim. 8000 dolar siz normalde 12-13 bin TL kazanıyorken bir anda girince biraz sorun oluyor. Şimdi burada Dubai burada aslında devreye giriyor. Mezuniyetiniz önemli olmadığı gibi daha önceki ülke seyahatleriniz de önemli olmuyor. Hatta şimdi beni çok kişi arıyor. Turan Bey, ben şu ülkede eğitim almak istiyorum, bu ülkede eğitim almak istiyorum ama işte lise mezunuyum, ön lisans mezunuyum. Ya da ilkokul mezunuyum, daha da zor olan dosyalarda. Ben kibarca hani vizeye başvurularından red alabileceklerini, bu ihtimalin yüksek olduklarını söylüyorum. Çünkü ben yüzlerce dosyaya çalıştım. Bu kişiler maalesef vize almakta çok zorluk yaşıyorlar arkadaşlar. Tabii ki ben şimdi ilkokul mezununa vize alamazsın demem, vize alamayacağı anlamına gelmiyor. Sonuçta bu kararı verecek kişi konsolosluktur. Ama genelde bizim çalışmış olduğumuz dosyalar mimar olur, mühendis olur, öğretmen olur, kamu çalışanı olur, öğretim görevlisi olur ya da üniversite öğrencisi olur, daha önce yurt dışına çıkmış olur. İşte siz vize alamazsınız deyince bu arkadaşlar da bazen başka acentelere yönleniyorlar. 300-500 lira ön kayıt bedeli veriyorlar. Çünkü bazı yurt dışı eğitim danışmanlık şirketleri, burada kimseyi kötülemiyorum, kimse yanlış anlamasın, sadece ben kimse 300-500 lira ön kayıt bedeli verip de ilkokul mezunu, lise mezunu, hayır Turan Bey, bana dediler ki ben sizin vizenizi alırım, siz yanlış biliyorsunuz. Şöyle biraz da gezelim okulu. Yani ben fazladan cebinizden para çıksın istemiyorum. Eğer sizin, örnek veriyorum, ilkokul mezuniyetiniz varsa biraz vize almakta dediğim gibi zorluk yaşayabilirsiniz. Size önerim sizin için ekstra bir seçenek olacaktır Dubai, Dubai'yi araştırmanız. Şimdi burada tabii ki siz bir İngiltere'ye gittiğinizde burada çok çeşitli milletten insanlar bir arada yaşayacaklar. Evet, orada da Pakistanlı, Hindistanlı işte vatandaşlar olacaktır ama nüfusun çok büyük kısmını orada İngilizler oluşturacaktır. A noktasından B noktasına giderken sürekli İngilizce duyacaksınız. Çalışma arkadaşlarınız, müşterileriniz de sürekli İngiliz olacaktır. Oradaki İngilizce gelişiminiz çok daha iyi olabilir. Tabii ki ben şimdi kalkıp da Dubai ile İngiltere'yi mukayese etmeyeceğim arkadaşlar ama bazı kişilerin imkanları İngiltere'ye vize almaya yeterli olmuyor. Ne yapabilirsiniz? Burada siz kendi rotanızı Dubai'ye çevirebilirsiniz. Bir takım avantajları var. Örneğin buradaki dil okulları gerçekten nüfus olarak çok büyükler ve tüm dünyadan öğrencileri burada misafir ediyorlar. Örneğin ben şu an ES Language School'un bir sınıfındayım. Odalar gerçekten çok şık. Buradaki bina 45 katlı, 15, 34 ve 36. katlar. Ayrıca management 24. kat bu binada. Gerçekten güzel eğitim vermeye, öğrencilerini mutlu göndermeye çalışıyorlar. Dubai sizin için bir seçenek olabilir. Biraz ön yargılarınızı kırmanızı öneririm. Dubai'nin bir artısı da şu arkadaşlar. Sizin normalde banka hesabınızda, örnek veriyorum, Schengen bölgesi bir ülkeye başvuru yaptığınız zaman günlük 48 euro para göstermeniz gerekiyor. Şimdi siz zaten eğitime 6-7 bin euro veriyorsunuz. 48 Euro'dan 6 aylıkta banka hesabınızda para göstermeniz gerekiyor. 169'da çarptığınızda 8000 Euro'lara çıkıyor. Siz İngilizce eğitim almak için minimum 14.000 Euro provide etmeniz gerekiyor. Şimdi 14.000 Euro cash her zaman herkesin cebinde maalesef olmayabiliyor. Yani sizin lisans dereceniz olabilir, vaktiniz olabilir ama 14.000 Euro cash paranız olmayabilir. İşte bu durumlarda siz Dubai'yi düşünebilirsiniz. Çünkü Dubai sizden vize aşamasında son 3 aylık hesap dökümünüzde istemiyor arkadaşlar. Onun haricinde bir artısı da yine bazı dosyalarda, örnek veriyorum, şu dosyalar çok zor. 36 yaşında bir kişi tabii ki yurt dışına çıkıp İngilizce eğitimi alabilir ama şu biraz zorluyor. Daha önce hiç yurt dışına çıkmamış, pasaporta yeni başvurmuş, pasaport yeni gelmiş, daha önce bir İngilizce kursuna gitmemiş ve mesleği İngilizce ile hiç alakalı değil. Bu arada siz bazı şeyler duyuyorum, mesleği İngilizce ile alakalı olmayan kişiler şey alamazmış diye, vize alamazmış diye, bu tamamen yanlış. Yani bir Türkçe hocası ya da bir spor hocası
alamayacak mı yani? Ya da edebiyat mezunu, edebiyat öğretmeni yurt dışında İngilizce öğrenemez mi? Böyle yanlış düşünceler var. Şöyle, hem 36 yaşındaysanız vize alabilmeniz açısından biraz mesleğinizin İngilizce ile alakalı olmasını bekleriz. Vize almakta şöyle zorlanabilirsiniz. 36 yaşında, bu konuyu da biraz uzattım ama böyle dosyalar var. Bir anda siz zaten 10 yıldır aynı sektörde çalışıyorsunuz, aynı pozisyonda, bir anda ne oldu da İngilizce öğrenmeye gidiyorsunuz? Biraz vize almakta zorlanabilirsiniz. Bu tarz profiller de aslında Dubai'yi tercih edebilirler. Artı, şöyle bir artısı var Dubai'nin arkadaşlar. Buraya geldikten sonra burada genelde hizmet sektöründe ben kimlerin çalıştığını görüyorum. Burada Hintliler, Pakistanlılar çok fazla çalışıyorlar. Ama bir niteliğiniz varsa, niteliğiniz yoksa ya da İngilizce seviyeniz biraz yüksekse aslında burada çok rahat iş bulabilirsiniz. Çünkü Dubai Türklere karşı biraz pozitif ayrımcılık da yapıyor. Ve burada örnek veriyorum, ES Language School'da bir departman var. Burada öğrencilerin CV'lerini hazırlamaları da yardımcı oluyor. Onun haricinde buraya işveren temsilcileri geliyor. Kendi mevcut pozisyonları ile ilgili bilgiler veriyor. Ve sizi işe adapte etmeye çalışıyorlar. Aslında buradaki oryantasyon sürecinizi atlattıktan sonra ülke gerçekten çok büyük. Ben de çok içerisindeyim. Buradaki nerelerde iş bulabilirsiniz, nerelerde sosyalleşebilirsiniz, kendi sosyal çevrenizi nerelerde genişletebilirsiniz? Aslında buraları biraz açtıktan sonra burada iş bulmak biraz kolay gibi görüyorum. Zaten örnek veriyorum, ES Language School'da 24 haftalık bir eğitim aldığınızda 1 yıllık oturum ve çalışma izni alıyorsunuz. Dediğim gibi okullarda, tabii ki okullar size burada çalışma vizesi provide eder ama iş bulma garantisi vermez. Ama burada örnek veriyorum, siz İngilizcenizi ifade edemiyorsunuz, bir sorunuz var. Burada konaklamada bir Türk temsilcisi var, onunla iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda okulda oryantasyonunuz da Türk öğrenciler için Türkçe yapılıyor. Burada gerçekten öğrencilerin, Türk öğrencilerin konforunu bayağı gidiyorlar. Neden eğitim almamalısınız kısmına geleyim. Arkadaşlar burası pahalı bir ülke. Yani ucuz değil. Ben burayı ziyaret etmeden önce Google'da gördüğüm gibi değil. Kiralar bence bir öğrenci evinde kalarak, paylaşımlı öğrenci evlerinde kalarak ve çalışarak, bunu buradaki Türk öğrencilerimize de sorduk. Bizim öğrencimiz olmayan farklı öğrencilerle de istişare ettik. Kendi konaklamanızı, gıda ve ulaşım masraflarınızı çıkartabiliyorsunuz. Tren var. ES Language School'a çok yakın. Biz kendi aracımızla geldik ama yollar o kadar müsait ki. Sadece 7.30-8 arasında küçük bir trafik oluyor. Onun haricinde yüzlerce 50-60 katlı binanın yanından geçiyorsunuz ve ülke gerçekten çok sakin ve çok fazla çalışma fırsatı sunuyor. Siz burada okulunuz bittikten sonra uzun süreli bir iş sözleşmesi yaparak bir işverenle arkadaşlar, o size sponsor oluyor ve vize türünüzü uzatarak Dubai'de biraz daha kalıcı olmayı garantileyebiliyorsunuz. Ama örnek veriyorum, bu her ülkede böyle değil. Örnek veriyorum, İngiltere'ye giderseniz eğer sizin bir çalışma izniniz olmuyor, eğer çalışırsanız kaçak çalışmış gibi oluyorsunuz. Buranın böyle bir avantajı var. Türk öğrenciler, şöyle söyleyeyim, şu an ES Language School'da en çok benim gördüğüm, şimdi Rus öğrenciler var, Türk öğrenciler var, Kolombiyalı öğrenciler var, Asyalı öğrenciler var. Birkaç tane Fransız gördüm. Birkaç tane Ukraynalı gördüm. Onun haricinde şimdi okulda 70 farklı milletten eğitim alan öğrenci oldu. Moğol bir tane öğrenci gördüm. Sabah, öğle ve öğleden sonra eğitim alıyor. Benim okulun içerisine geçirmiş olduğum 2 saatlik zaman diliminde ben bu milletin insanların daha fazla olduğunu gördüm. Türkler de buraya gayet rağbet ediyor. Özellikle ben Dubai'yi şöyle öğrenciler için çok avantajlı buluyorum. Berbersiniz mesela, Dubai'ye mutlaka gelin. İngilizce öğrenin burada. İngilizcenizi coverlayın. Daha sonrasında berber olarak burada çok iyi işler yapabilirsiniz. Para da yaparsınız, para da biriktirirsiniz. İş güç sahibi de olursunuz. Ya da mesela spor hocasınız. Burası sizin için çok iyi. Ne için kötü? Şöyle, ben burada okul yetkilileriyle konuştum. Mesela endüstri mühendisisiniz. Burada İngilizce bildiniz ama böyle endüstri mühendisliği, psikoloji, insan kaynakları gibi işler biraz referanslarla yürüyormuş. Yani burası ne kadar çok büyük bir kapital olsa da biraz böyle işler referansla. Benim arkadaşım var, arkadaşımın işletmesine ben bir arkadaşımla arkadaşına referans oluyorum gibi geçiyormuş. Bu video uzun bir video oldu. Dubai'de dil eğitimi alacak öğrencilere ben öneriyorum ama Google'da özellikle bazı ajantaların abarttığı kadar wow, inanılmaz derecede İngilizce öğrenirsiniz, hayatınız değişir gibi bir şey yok arkadaşlar. Çünkü burası biraz kapitalist bir ülke.
Aslında yani çoğu ülke öyle ama burada şimdi şöyle hizmet sektöründe ben görüyorum. Herkes Hintli ve Pakistanlı. Gün içerisinde biz işte çiçek toplayan, duvar boyayan, güvenlik olan, yol kenarında çalışan Hintlilerle konuştuk. Çoğu İngilizce biliyor bu arada. Bir de şunu fark ettim. Aslında bu Malta'da da böyle. Siz Dubai'de İngilizce bilmeden ticaret yapamazsınız. Kendinizi ifade edemezsiniz, sosyalleşemezsiniz. Hiçbir ortamda bulunamazsınız. Çünkü siz Dubai'de bugün handyman olsanız, lavabo temizleyen biri olsanız ya da pimaj boru döşeyen biri olsanız yani ne bileyim fayans ustası olsanız, İngilizce bilmiyorsanız sizin zaten müşterileriniz burada. Yani dışarıda 200 milletten gerçekten insan var. Çok enteresan profiller var. Sadece şunları görmekte ben çok zorluk çekiyorum. Ya bu Dubai'ler nerede? Bir Dubai'lileri göremedim. Ama onun haricinde ben şu anda Marina bölgesindeyim. Yani her milletten her dil burada konuşuluyor. Yani bu insanlara genel olarak bu insanlar iş yapacağı için İngilizce bilme zorunluluğu var. Ülke çok sayıda gerçekten potansiyel barındırıyor. Ben de şu anda okulun kütüphanesinden sesleniyorum size. ES Dubai Dil Okulu'nu da çok sevdim. Buradaki öğrencilerimle de uzun vadede eğitim alabilecekleri, mutlu olabilecekleri bir okul olarak görüyorum. Okulun ulaşım ve konaklama kısmı da gerçekten çok güzel. Öğrencilerine de 4 hafta konaklama hediye ediyor. Dilerseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Profiliniz müsaitse Kanada'ya gidin, İngiltere'ye gidin, tabii ki Amerika'ya gidin. Ama bence eğer biz ilkokul mezunuysak, lise mezunuysak, geçen ay Almanya vize başvurusundan red aldıysak, Dubai ön yargılarımızı bence kıralım. Diğer ülkelere göre ilk etapta şöyle, 4 haftalık bir eğitimi 24 haftalık konaklama aldığınızda aşağı yukarı diğer ülkelerle aynı fiyatlara geliyor. Tabii ki daha sonrasında konaklamaya vermiş olduğunuz fiyatlar artacaktır ama burada özellikle öğrencilerin hepsi çalışıyor ve burası 24 saat yaşayan bir şehir. Siz öğleden sonra derse gitseniz bile öğleden sonra dersten çıktıktan sonra kendinize bir iş bulabilirsiniz. Özellikle çok güzel restoranlar var. İngilizce seviyemiz pre-intermediate ve intermediate üzeri olduğunda sadece bu işletmelerden aldığınız bahşişlerle ve maaş çeklerimize hiç dokunmadan burada çok güzel yaşayabiliriz. Çünkü şöyle söyleyeyim, ya ben araç markası vermek istiyorum ama burada bizim Türkiye'mizdeki lüks Alman otomobil araçlarının hiçbiri yok arkadaşlar. Lüks, çok çok lüks İngiltere, çok çok lüks İtalya, çok çok lüks ne bileyim çok lüks araçlar var arkadaşlar. Yani bizim Türkiye'de almakta çok zorlandığımız araçlar burada yok. Onlar lüks. Burada sadece premium araçlar var. Dolayısıyla bu insanlar çok iyi evlerde oturuyorlar, çok iyi restoranlara gidiyorlar. Garsonluk burada bir hayata başlayabilmek için bence çok iyi. Çünkü bir de İngilizce gelişim açısından bence garsonluk gerçekten çok iyi. Sizin çalışma arkadaşlarınız, menajerleriniz, müşterileriniz, herkes genel olarak sizden daha iyi İngilizce konuşacağı için ve bir restoran koşturmacasında zorunlu olarak hızlı İngilizce düşünüp cevap vermek zorunda olduğunuzdan çok kısa sürede İngilizce seviyeniz çok çok gelişecektir. Zaten dediğim gibi burada dil okulları öğrencilerin çalışmasını sağlıyorlar, vize provide ediyorlar. Bu videoluk bu kadar. Okulun içine gezip size biraz göstermek istedim. Dil okulları ile ilgili Dubai'de aslında lisenize eklemenizi önerdim. Bir de ben bu videolarda genelde çok çok söylüyorum çünkü buna gerçekten üzülüyorum. Turan Bey vizeden red aldım, telefonları çok alıyorum. Kimi ararlarsa acentaları, kim ararsa potansiyel müşteri gözüyle bakıp bu insanların vizesine başvuruyorlar ve 300-500 lira ön kayıt bedellerini alıyorlar. Siz bence birden fazla kaliteli bu işi çok iyi yapan yurt dışı eğitim danışmanlık şirketleri var. Sektörün öncüleri var, abileri, ablaları var. Lütfen onları bulun, onlardan destek alın derim. Bu videoluk bu kadar. Ben Turan, Dubai'den sevgilerle. Hoşçakalın.